Merhaba arkadaşlar, bitkisel dokuların son kısmı olan örtü dokuyla birlikteyiz. Örtü dokuyu da anlatıp artık bitkisel dokular kısmını bitireceğiz. Nedir örtü doku? Adı üstünde bitkinin tüm yüzeyini örten, bizim derimiz gibi arkadaşlar, bitkinin tüm yüzeyini örten dokudur. İkiye ayrılıyor örtü doku, epidermis ve peridermis olarak. İlk önce epidermisten bahsedeceğim, daha sonra ise peridermisten. İlk önce şunu yazalım isterseniz. Bitkinin tüm yüzeyini deri gibi örter. Deri gibi örter dedik ve ikiye ayrılır diyoruz. İkiye ayrılır. Neydi? Birincisi şöyle A diyelim. Epidermis. Epidermis'i anlattıktan sonra da peridermis'e geçelim. Arkadaşlar, epidermis bitkinin dış yüzeyinde bulunan tabakadır. Hücreleri canlıdır. Otsu bitkilerde tüm dış yüzeyi örterken odunsu bitkilerin genç kısımlarını örtüyor. Çünkü yaşlı kısımlara peridermis gelecek. O yüzden burası önemlidir. Otsu bitkilerin tüm yüzeyini örterken odunsu bitkilerin sadece genç yüzeylerini örtüyor arkadaşlar. Epidermis'te kesinlikle fotosentez yok. Yani epidermis hücreleri kloroplast içermez. Tamam, bunu da unutmayalım. O zaman yazalım şöyle birkaç özelliğini. Hücreleri canlıdır. Otsu bitkilerin tüm yüzeyini odunsu bitkilerin genç kısımlarını örter. Bir diğer özelliği de ne dedik? Fotosentez yapmaz arkadaşlar. Bakın, bu soru mutlaka çıkar karşınıza. Epidermis hücreleri kesinlikle fotosentez yapmaz. Fotosentez yapmaz diyoruz. Evet. Gelelim. Burada arkadaşlar üretilen bir madde var. Kütikula dediğimiz bir madde. Bu madde bitkilerde su kaybını engelliyor. Yaprağın üst kısmında bulunan bir maddedir arkadaşlar. Mumsu bir tabakadır. Biz bu tabakaya kütikula tabakası diyoruz. Bu tabakanın yapısında kütin dediğimiz bir madde var. Bu madde birikiyor ve kütikula tabakasını oluşturuyor. Bu tabakada dediğim gibi su kaybını engeller, ışığın geçmesini de ışığın geçirgenliğini de azaltır diyelim. Yazalım o zaman. Bitkilerde su kaybını önleyen kütin maddesini üretir. İşte epidermis hücreleri bunu üretiyor. Kütinin birikmesiyle ne oluşuyor? Kütikula tabakası oluşuyor. Mumsu yapıda kütikula tabakası oluşur. Evet, epidermisin genel özellikleri bu şekilde. Şimdi epidermisin farklılaşmasıyla bazı yapılar oluşacak arkadaşlar. 4 tane yapıdan bahsedeceğiz. Bunlar stoma, hidatot, tüy ve emergens, yani dikenler. Şimdi bunlardan bahsedelim. Şöyle diyelim. Epidermisin farklılaşmasıyla ne dedik? Stoma, hidatot, tüy, emergens. Emergens dediğimiz diken gibi yapılar oluşur. Evet, örtü dokuyla ilgili, epidermisle ilgili genel özelliklerimiz bunlar. Şimdi çeşitlerine başlayalım. Arkadaşlar, ilk önce stomalardan bahsedeceğim. Şöyle yan tarafa geçiyorum. A diyeceğiz stoma. Küçük A diyelim şöyle. Stoma. Arkadaşlar, stoma fotosentez yapıp ve açılıp kapanabilme özelliğine sahip olan
hücrelerdir. Bakın normalde epidermisin genel olarak özelliğine ne yazık fotosentez yapmaz. Ama istisna olarak stoma fotosentez yapar diyeceğiz. Çünkü epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyor. Eğer ki size soruda genel olarak epidermisin özelliğini sormuşsa fotosentez yapmaz diyeceksiniz. Ama stoma ile ilgili bir soruysa stoma fotosentez yapıyor. O zaman yazalım. Fotosentez yapan ve açılıp kapanma. Açılıp kapanma özelliğine sahip yapılardır. Peki diğer özelliği nedir stomanın? Arkadaşlar stoma gaz alışverişini ve terlemeyi sağlar bitkilerde. Bu yüzden oldukça önemlidir. Yaprakların yüzeyinde bol miktarda bulunur. O zaman yazalım. Gaz alışverişini ve terlemeyi sağlar. Terlemeyi sağlar. Nerede bulunur peki? Yapraklarda bulunuyor. Yeşil özellikle olan hani yapraklarda bulunuyor. Ve genç gövdelerde bulunuyor arkadaşlar. Burada epidermis tabakasında bulunur. O zaman yazalım. Yapraklarda ve genç gövdelerin epidermisinde bulunur. Evet, stoma ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Stomaların açılıp kapanma mekanizması var. Onları daha sonra anlatacağım. İleriki konularda anlatacağım. Şimdilik bu kadar, bilmemiz yeterli. Gelelim B diyelim. Hidatot. Arkadaşlar hidatotun diğer adı su savaklarıdır. Su savakları. Belki bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Peki nedir hidatot? Hidatot da stomaya benzer bir yapıda aslında, ama hani stomaya benziyor. Ama bazı farkları var. Yaprakların uçlarında ve kenarlarında bulunuyor arkadaşlar hidatotlar. Ne yapıyor bu? Havanın neme doyduğu zamanlarda, yani artık o yağmur yağacağı zamanlar var ya, havanın neme doyduğu zamanlarda fazla suyu sıvı olarak dışarı atar. Bakın stomalar terleme yaparak gaz şeklinde dışarıya atıyor. Ama hidatotlar sıvı halinde dışarı atar. Biz bu olaya gutasyon, diğer bir adıyla damlama olayı diyoruz arkadaşlar. Yazalım ilk önce nerede bulunduğunu. Yaprak uçlarında ve kenarlarında bulunur. Kenarlarında bulunur. Havanın neme doyduğu zamanlarda fazla suyu sıvı olarak, burası önemlidir, sıvı olarak dışarı atar. Bu olaya damlama, diğer adıyla gutasyon denir. Gutasyon olayı mutlaka sorulur. Zaten terleme ile gutasyonu karşılaştıracağım birazdan. Konunun sonunda orada da yine görürüz. Peki diğer özelliği ne? Arkadaşlar suyun taşındığı iletim demeti hangi demettir? İletim demeti ksilen, değil mi? Ksilende su ve mineraller taşınıyor. Dolayısıyla hidatotlar ksilemlerle bağlantılıdır. O zaman yazalım. Ksilemle bağlantılıdır diyelim. Ksilemle bağlantılıdır. Damlama olayı sırasında suyla beraber bir miktar mineral de dışarı atılabilir. Ama terleme olayında böyle bir durum yok. Zaten dediğim gibi karşılaştırırken de söyleyeceğim. Terleme olayı gaz halinde olduğu için kesinlikle mineral atılımı olmaz. Ama damlama olayı sıvı halde atıldığı için arkadaşlar mineral atılımı olabilir. O zaman şöyle diyelim. Suyla beraber bir miktar mineral de atılabilir. Atılabilir. Bir de hidatotların açılıp kapanma özelliği yoktur arkadaşlar. Sürekli açıktır. Açılıp kapanma özelliği yoktur. Sürekli açıktır. Evet, hidatotlarla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar.
Şimdi geliyoruz. Tüyler ve emergensler kaldı. İlk önce emergensten bahsedeyim dikenden, daha sonra tüylerden bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle C diyorum. Emergens. Yani dikenler. Peki nedir emergens diken? Aslında aklımızda birazcık bir şey oluşması lazım. Arkadaşlar, emergens yani diken, bitkilerin kendini korumak için ve savunmak için geliştirdiği yapılardır. Hani gülün dikeni falan var ya, onlar aslında bu anlattıklarım. Yapısında ne var? Yapısında epidermis hücreleri var. Zaten epidermisten farklılaşıyor. Bir de parenkima hücresi, hatta iletim dokusu elemanları da var. Yani kısilen ve flem de var. Biz bir emergensi alıp diktiğimiz zaman, toprağa ektiğimizde, eğer ki düzenli bir bakım yaparsak ondan yeni bir bitki elde edebiliriz. Yani siz gülün dikenini alıp diktiğinizde ve güzel bir şekilde bakımını yaptığınızda yeni bir gül elde edebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden oldukça önemlidir emergensler. O zaman şöyle diyelim. Bitkilerin kendilerini korumak için geliştirdiği yapılardır. Geliştirdiği yapıdır. Ne dedik? Yapısında ne vardı? Epidermis hücreleriyle birlikte ne dedik? Parenkima ve iletim doku bulunabilir. Evet, emergensler yani dikenlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi sayfayı değiştirelim şöyle. Arkadaşlar, D diyoruz, tüyler. Tüyler. Şimdi tüyler nedir? Arkadaşlar, tüyler epidermisin dışarıya doğru oluşturduğu, meydana getirdiği çıkıntılardır tüyler. Ve tüylerin çeşitleri var. 5 çeşidinden bahsedeceğim size. Örtü tüyleri, savunma tüyleri, emici tüyler, tırmanma tüyleri ve salgı tüyleri. 5 çeşidi vardır. Bunları kısa kısa açıklayacağım. Hangi bitkilerde bulunduğunu yazacağım. O zaman şöyle diyelim. Epidermisin dışarıya doğru oluşturduğu çıkıntılardır. Çıkıntılardır. Ne dedik? 5 çeşittir. 5 çeşittir. Şimdi ilk çeşidimiz örtü tüyleri. Hemen yazıyoruz. Şöyle örtü tüyleri diyelim. Arkadaşlar, örtü tüyleri özellikle meyvelerde bulunur. Su kaybını azaltmak için bitkiyi dışarıdan saran tüylere biz örtü tüyleri diyoruz. Bitkiyi sıcaktan da koruyor arkadaşlar, su kaybını azaltarak. Mesela şeftalide bulunur. Mesela işte kivide bulunur. Bunlar nedir? Örtü tüyleridir. O zaman yazalım. Su kaybını azaltarak bitkiyi sıcaktan korur. Mesela ne dedik? Kivi gibi bitkilerde bulunur. Mesela şeyde de var. Begonya bitkisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Begonya bitkisinde yapraklarının yüzeyinde vardır arkadaşlar örtü tüyleri. Bunlar da ne yapıyor? Yine dediğim gibi bitkiyi sıcaktan koruyor. Gelelim bir diğerine, savunma tüyleri. Savunma tüyleri. Adı üstünde ne yapacak? Bitkiyi savunacak. Mesela kimde bulunuyor? Isırgan gibi bitkilerde bulunur. Bitkilerde korunmayı sağlar diyelim. Korunmayı sağlar. Bir diğeri emici tüyler. Emici tüyler. Arkadaşlar, bunlar kökte bulunarak topraktan su ve mineral emilimini sağlar. O zaman yazalım. Kökte bulunur.
Su ve mineral. Su ve mineral emilimini sağlar. Adı üstünde zaten emici tüyler. Geçelim bir diğerine. Tırmanma tüyleri. Tırmanma tüyleri. Hemen aklınıza bir bitki geldi değil mi? Hangi bitki? Sarmaşık bitkisi. Arkadaşlar sarmaşık gibi bitkilerde bulunarak sert yüzeyi algılıyor ve oraya doğru tırmanıyor. Tırmanma tüyleri. O zaman yazalım. Sarmaşık gibi bitkilerde bulunur. Bitkilerde bulunur. Ve sonuncu tüy çeşidimiz salgı tüyleri arkadaşlar. Adı üstünde ne üretecek? Salgı. Hoş kokular yayan ya da kötü kokular yayan tüylerdir arkadaşlar bunlar. Mesela nanede, reyhanda, işte kekikte bu gibi bitkilerde salgı tüyleri vardır. Ve salgı salgılayarak, güzel hoş kokular salgılayarak hem böceklerin çekilmesini sağlar. Mesela biz de onları baharat olarak kullanıyoruz. O zaman söyleyeyim, yazalım. Uçucu, aromatik. Aromatik kimyasallar salgılar. Kimyasallar salgılar. Örnek olarak da ne dedik? Nane, reyhan gibi bitkiler arkadaşlar. Salgı tüyleri bulunduran bitkileri örnektir. Evet, böylece biz epidermisi bitirmiş olduk. Arkadaşlar, epidermisten sonra peridermise geçeceğiz. Yani A, büyük A demiştik. Şimdi büyük B diyoruz, peridermis. Peridermis. Nasıl oluşuyor bu peridermis? Bizim derimizdeki gibi değil. Bakın bizim derimizde epidermis ve dermis tabakası vardı. Epidermis üstte bulunuyordu, dermis altta. Bunu şey gibi düşünmeyin. Peridermis işte altta bulunuyor, epidermis üstte bulunuyor gibi düşünmeyin arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu. Çok yıllık olan bitkilerde kök ve gövdedeki kalınlaşma sonucunda epidermis hücreleri parçalanıyor. Ve yerini alan yapıya biz ne diyoruz? Peridermis diyoruz. Yani epidermisin parçalanması sonucunda oluşuyor diyebiliriz. Parçalandığı için bunun hücreleri ölüdür. Bunun yapısında süberin dediğimiz bir madde birikiyor arkadaşlar. Ve bu madde su kaybını önlüyor. Hem de bitkiyi sıcaktan, soğuktan ve mekanik etkilerden koruyor. Aslında bu çok yıllık bitkilerde korunmayı sağlayan bir nevi adaptasyon diyebiliriz peridermis için. O zaman söylediklerimi yazayım. Sonra bir tane daha bir şey söyleyeceğim peridermis için. Şöyle diyeceğiz. Çok yıllık bitkilerde kök ve gövdedeki kalınlaşma sonucu epidermis parçalanarak peridermis oluşturur. Peridermisi oluşturur. Dediğim gibi epidermis parçalandığı için bunun hücreleri, peridermisin hücreleri ölüdür. Ayrıca hücrelerinde hangi madde birikiyordu? Süberin maddesi birikiyor. Bitkinin su kaybını engelliyor. Hem de bitkiyi sıcaktan, soğuktan, mekanik etkilerden koruyor. O zaman bunu da yazalım. Hücrelerde Süberin maddesi birikir. Bitkinin su kaybını önler. Ayrıca sıcak, soğuk ve mekanik etkilerden de korur. Mekanik etkilerden korur. Arkadaşlar, aynı epidermisin farklılaşmasıyla stomalar oluşuyorsa, peridermisin üzerinde de bulunan açıklıklar vardır. Biz bu açıklıklara lentisel diyoruz. Diğer bir adıyla kovucuk. Lentiseller de aynı stomalar gibi gaz alışverişi yapıyor. Zaten birazdan karşılaştıracağım. O zaman şöyle yazalım. Peridermisin üzerinde bulunan açıklıklara lentisel, diğer bir adıyla kovucuk denir. Kovucuk denir, gaz alışverişini sağlar.
gaz alışverişini sağlar. Şimdi size stoma ile lentes ile karşılaştırmasını yapayım ve böylece daha iyi bir şekilde anlayalım. Arkadaşlar şuraya stoma yazıyorum. Stoma. Şuraya da lentisel yazıyorum. Lentisel. İkisini de karşılaştırarak özelliklerine bakalım. Şimdi stoma nerede bulunuyordu? Epidermiste. Lentisel nerede bulunuyor? Peridermiste. O zaman ilk önce bunu yazalım. Epidermiste bulunur. Buna da ne diyeceğiz? Peridermiste bulunur. Peridermiste bulunur. Evet, ikinci özelliğimize gelelim. Stomanın hücreleri canlı ama lentiselin hücreleri ölüdür arkadaşlar. Hücreleri canlı. Lentiselin hücreleri ölü. Hücreleri ölü. Bir diğer özelliğimize bakıyoruz. Stomalar açılıp kapanabiliyor ama lentiseller sürekli açıktır. Açılıp kapanır, kapanabilir. Lentisel için ne diyoruz? Sürekli açıktır. Sürekli açıktır. Bir diğer özelliğimize geliyoruz. Stomalarda gaz alışverişi ve terleme yapılıyor. Lentisellerde de gaz alışverişi var ama az miktarda terleme var arkadaşlar. Terlemenin birçoğunu stomalar yapar. O zaman yazalım gaz alışverişini. Gaz alışverişini ve terleme yapar. Terleme yapar. Burada ne diyoruz? Gaz alışverişi. Alışverişi az miktarda terleme yapar. Terleme yapar. Bir diğer özelliğimize gelelim. Stomalar fotosentez yapabilirler. Çünkü kloroplastları bulunur arkadaşlar. Ama lentiseller fotosentez yapamaz. Fotosentez yapar. Buna ne diyeceğiz? Fotosentez yapamaz. Fotosentez yapamaz. Son olarak nerede bulunduğunu da yazalım. Stomalar yapraklarda ve otsu gövdede bulunurken lentiseller odunsu gövdede bulunur. Yaprakta ve otsu gövdede bulunur stomalar. Ama lentiseller nerede bulunuyor? Odunsu gövdede bulunur. Odunsu gövdede bulunur. Evet, bu şekilde stoma ve lentisel özelliklerini yazdık. Arkadaşlar, böylece biz dokuları bitirmiş olduk, bitkisel dokuları. Ama size bir de salgı hücrelerinden ben bahsetmek istiyorum. Salgı hücreleriyle ilgili soru çıkabiliyor. O yüzden salgı hücrelerini anlatayım, özelliklerini. Siz bir hani bir aşinalık olsun, gelirse zaten kolaylıkla yaparsınız. Şöyle başlık olarak salgı hücreleri demek istiyorum. Salgı hücreleri. Salgı hücrelerini de anlatıp bu videoyu tamamlayalım. Nedir salgı hücresi? Arkadaşlar salgı hücreleri bol sitoplazmalı ve Golgi organeli bakımından zengindir. Neden Golgi'si zengin? Çünkü Golgi salgı yapan organeldir bu yüzden. O zaman yazalım şöyle. Bol sitoplazmalı ve Golgi organeli bakımından zengindir. İlk özelliğimiz bu. Gelelim ikinci özelliğe. Arkadaşlar bunlar reçine ve tanenli salgılar salgılar. Ve bu salgılar sayesinde bitki zararlı organizmalardan ve hayvanlardan korunur. O yüzden oldukça önemlidir bu salgı hücrelerimiz. O zaman yazalım. Reçine ve tanenli salgılar. Tanenli salgılar. Bitkiyi zararlı organizmalar, ve hayvanlardan korur. İkinci özelliğimiz de bu. Arkadaşlar, salgı hücreleri yaralanan dokuları kapatır. Bunu da yazalım. Yaralanan dokuları kapatır. Peki diğer özelliği nedir?
Diyelim ki aromatik bir salgı salgıladı. Bunlar böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. O zaman bunu da yazalım. Böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Arkadaşlar, daha sonra bunlar böcekçil bitkilerde ne salgılıyor? Sindirim enzimi salgılıyor ve yakalanan böceği sindiriyor. O zaman şöyle yazalım. Böcekçil bitkilerde sindirim enzimi salgılar. Sindirim enzimi salgılar ve böceğin sindirilmesini sağlar arkadaşlar. İşte bitkiler veya işte salgı hücreleri nerede kullanılıyor? İlaçta ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Özellikle kozmetik sanayisi için oldukça önemlidir. Yazalım arkadaşlar. Bitki salgıları ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılır. İşte kullandığımız birçok parfümün zaten kokusu nereden geliyor? Bu salgı hücrelerinin salgıladığı maddeler sayesinde üretiliyor. Evet, böylece biz örtü dokuyu da bitirmiş olduk arkadaşlar ve tüm dokular kısmını bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda bitkisel organlara bakacağız. Yani kök, gövde ve yaprağa bakacağız arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.